haftanın ilk akşamından iyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Boğaz TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan ana haber bülteniyle sizlerleyiz. Ziyaretlerden hizmet çıktı, vekiller bir geldi, pir geldi. AK Parti Çanakkale Milletvekilleri Avukat Bülent Turan ve Ayhan Gider deyim yerindeyse bugün Çanakkale'yi fethetti. Sabahın ilk saatlerinde alan kılavuzlarının teşekkür kahvaltısına katılan vekiller, daha sonra GESTAŞ'ın yeni genel müdürü Volkan Uslu'yu makamında ziyaret etti. Ziyaret çıkışı AK Parti'nin yeni merkez ilçe binasına hayırlı olsun ziyaret yapan vekiller, burada da partilerle bir araya geldi. Daha sonra geçtiğimiz ay tekrar hizmete giren Orman Bölge Müdürlüğü'ne geçen vekiller, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy'u da makamında ziyaret edip hayırlı olsun dileklerinde bulundular. Çanakkale'miz bir marka kent. Bu marka kıymetini arttıran çok değişik kurumlarımız var. Marka kent Çanakkale'nin kurumlarındaki kıymetin artması için de son dönemde valiliğimiz, vekillerimiz, ilgili arkadaşlarımız yoğun şekilde gayret ediyoruz. Bu vesileyle yeni bir genel müdürümüz var GESTAŞ'a atanan. Kendilerini Ayhan Bey'le beraber tebrik etmek istedik bugün. Yeni görevine başarılar demek için buradayız. GESTAŞ bizim Çanakkale'mizde en kıymetli firmalarımızdan bir tanesi. Güzel işler yaptı. Bir kan değişimi oldu. Volkan Bey geldi. Volkan kardeşimiz de bizim Çanakkale dışında başarıları olan bir arkadaşımız, bir kardeşimiz. İçin ekibimizle birlikte gece gündüz çalışacağız. Bu anlamda da burada olmaktan, memleketime tekrar geri dönmekten ve bu hizmete layık görünmekten son derece onur kıvanç duyuyorum. Teşekkürler. GESTAŞ Genel Müdürümüzle yaptığımız görüşmelerde bir müjde paylaşmak isterim. Daha önceki seçim kampanyamızda ifade ettiğimiz bir projemiz vardı. Nasıl ki eski yıllarda Çanakkale merkezden vatandaşlarımız direkt Gökçeada'ya sefer dönebiliyordu. Aynı çalışma Perşembe günü itibariyle başlıyor. İnşallah bundan böyle Perşembe günü başta olmak üzere Gökçeada'ya haftada 2-3 defa seferlerimiz olacak ve direkt seferlerimiz olacak. Aracısız deniz otobüsüyle hızlı bir şekilde gitmek ve gelmek imkanı olacak. Perşembe, Cuma ve Pazartesi olmak üzere 3 seferimiz olacak hafta içerisinde. Merkez ilçe binamızın henüz açılışını bile yapmadan belki ufak tefek hizmetlerimizle beraber sizleri bugün burada ağırlamaktan duyduğumuz mutluluğu ifade etmek istiyorum. Merkez ilçeyi şehrin merkezine taşımak ve böylece seçmenlerimize, üyelerimize, hemşehrilerimize çok daha yakın olmak. Bizler de imkan buldukça Çanakkale'den kopmadan ilçelerimizi, köylerimizi, merkezimizi gezmeye çalışıyoruz. Ankara'dan dün geldik. Ankara'da ve İstanbul'da turizmle ilgili Çanakkale'ye nasıl katkılar, toplantılar yapmış biliyorsunuz. Ardından buraya geldik. İşte bugün merkezimizi geziyoruz. Yarın Biga, Çan ve Yenice'de toplantılarımız olacak. Onları gezeceğiz. Bizi belki diğer partilerden ayıran en büyük özellik halkımızdan kopmadan beraber yol yürümek, beraber iş yapmak, sorunları arazide tespit etmek ve onları çözüm üretmeye çalışmak. Yoksa 14 yıl boyunca bir partinin iktidar olması kolay bir şey değil. Çok teşekkür ederim. Çanakkale'mizin seçim zamanında tespit ettiğimiz tüm sorunlarını yerine getirmek için, çözmek için vekilimizle beraber azami gayret ediyoruz. Seçim kampanyamıza bize en çok talep edilen kulların bir tanesi Orman Bölge Müdürlüğümüzün açılması talebiydi. Bununla ilgili ilgililerimizle, bakanımızla görüşüp gerekli adımları attık, hamdolsun. O zaman bize bu kampanya döneminde bir seçim vaadidir, yerine gelmez diyenler mahcup oldular. Hem müdürlüğümüz açıldı, hem yeni müdür bey çok başarılı bir kişi olarak atandı buraya. İnşallah bundan sonra Çanakkale Ormanı'na, ormancılığına bu kurumumuz, bu ekibimiz büyük katkı sağlayacaktır. Ne demişsek onu yapmak için gayret ediyoruz. Biliyorsunuz bugün GESTAŞ'ı ziyaret ettik, GESTAŞ'tan buraya geldik. GESTAŞ'ın da genel müdürü değişmişti ve onun da hayırlı olması temennisi için. AK Parti Grup Başkan Vekili Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan ve Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider'in alan kılavuzlarının mağduriyetlerini gidermek için verdiği kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda yasalaştı. Yaşanan gelişmelerin ardından ise Çanakkale'li alan kılavuzları bugün Turan ve Gider'i kahvaltıda ağırlayarak birer teşekkür plaketi takdim etti. Günaydın, hayırlı sabahlar. Büyük emek sarf eden vekil
yapılan çalışmaların meyvelenmesi için sizler adına sayın vekillerimize birer teşekkür plaketi hazırladık. Bunları genç alan kılavuzu kardeşlerim, önce Burak Parlak Bilek, hanımefendi. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir yarım ada biliyorsunuz hükümetimizle birlikte önem kazandı. Müthiş yatırımlar aldı. Türkiye'nin dikkatini çekti. Biz ona turizm demiyoruz. Misafirlerimiz arttı. Bizim gibi düşünenler ve alandan beslenmek isteyenler arttı. Bu anlamda da alan kılavuzu zaten doğal olarak doğmuş bir meslek. Çanakkale'ye işte. Fakat bir kanun değişikliğinden dolayı mağduriyet yaşandı. Sizlerin kalemiydi. Bizim de Çanakkale Milletvekili olarak görevimiz bu mağduriyeti gidermekti. Başkan zorluklar falan dedi ama ona girmeyeceğim. Zorluk her işte vardır. Sizler ne zorluklar yaşıyorsunuz alanın içinde. Biz daha o kadar zorluk yaşamışız. Çok değil. Meclis Başkanımız, alan kullanıcılarımızın kıymetli başkanları, değerli başkanlarımız, basın başkanlarımız. Ben de hepinize en kalbiyle duygularla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Her zaman ifade ediyoruz. Çanakkale milli şuurumuzun başkenti. Bu ülkenin ön sözü. Çanakkale'yi bilmeyen, görmeyen bu ülkede eksik yaşamıştır. Eksik bir ruha sahip ediyoruz. Meclis kürsüsünden de, basından da defalarca söyledik. Çanakkale'ye gitmeyen varsa, görmeyen varsa yanlış yapıyor. Bir eksiği var, mutlaka telafi edin diye ısrarla söyledikler tekrar söylüyoruz. Tabii Çanakkale'ye gelindiğinde, gezildiğinde mutlaka bu işin bir öncüsü olması, rehberi olması lazım. Bu toprakları bilen, bu ruhu taşıyan, şehitlerin torunları, gazilerin yeğenleri olması lazım. Bizler seçim döneminde köylerimizi, ilçelerimizi, sivil toplumumuzu ziyaret ederken her türlü notu küçükler büyüklemeden not ettik, talepleri yazdık ve Ankara'ya öyle gittik. Giderken Allah'a hamdolsun Çanakkale'de, Türkiye'de 14 yıla rağmen partimizi bu millet birinci parti yaptı. Yani ödevimizi, görevimizi çok büyük. AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Avukat Bülent Turan, bir otelde yapılan Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi 55. olağan genel kuruluna katıldı. Turan'ı girişte Esnaf Odaları Birlik Başkanı Mustafa Vurucu, Çanakkale Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi İbrahim Ejder ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladılar. Çanakkale esnafı güçlüyse Türkiye esnafı güçlü olur. O yüzden
bütün gücümüzü toplar hale geleceğiz. Artık terörün bitirmesinden, terörün kovmasından gayrı bu işin önceliği yoktur düşünüyorum. Bir daha demiyorum. Esnafını seçemezse Türkiye'sini seçemez. Ama o bölgelerdeki insanların nasıl huzurunuzda uzak olduğunu gördünüz. Sudaki esnaflar kapanmaya başlar. Cizre sıfır kapanmaya başlar. Kredi verecek mi? Önce huzur olacak. Ece Kürtleri ihanet eden PKK yok olacak. Sonra esnaf mutlu olacak, huzurlu olacak. O yüzden nasıl ki bizim Çanakkale'miz esnafımız huzurluysa mutluysa ufak tefek sorunları çözmek için de odalarımız bizde çok az önem veriyorsa aynı şekilde ülkemizin dört bir tarafı huzurlu olsun isteriz. Dört bir tarafı kardeş olsun isteriz. Ahir teşkilatının erdiği yani kardeş anlamından türen cephesine katkı sağlamak isteriz. Haberlerimizin başında belirtmiştik, vekiller Çanakkale'yi fethetti diye. Evet, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Lapseki'de vatandaşlarla da bir araya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 10 günlük tatile girmesinin ardından ilçeye gelen Turan'ı, sahil İskele Meydanı'nda Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe başkanı Halil Özer, il genel meclis üyeleri Tayfun Sevim, Hasan Engin, Umur Bey Belediye Başkanı Sami Yavaş ve partililer karşıladı. Ahmet muhtarımız bir çay içmeyince koşarak gelmeyi bir görev bildik. Çünkü ben kendimi Sulca'dan farklı görmüyorum. Bugün böyle toplantı değil, çay içmeye geldik. Sohbet etmeye geldik, muhabbete geldik. Türkiye bizim bir parçası biliyorsunuz. Şu an terörle ilgili sıkıntımız var, dertlerimiz var. Asfalt, olasılık da olur mu? O yüzden bu köyün, bu bölgenin kıymetini bilmek lazım. Dua etmek lazım ülkemize, milletimize. Çanakkale'de biz çok farklı dinlerden, dillerden, memleketlerden insanlar bir araya gelip bu vatan için şehit olmayı göze almışsak istiyoruz ki Çanakkale ruhu tüm Türkiye'de oluşsun. Sulcan'ın muhabbeti her yerde oluşsun. Çünkü bu ülke hep beraber ayağa kalkacak. Hep beraber yol yürüyecek. Samsun'un Hatay'dan, Diyarbakır'ın Çanakkale'den fark olmaması lazım. İstiyoruz ki beraber burada mutlu olalım, beraber iş yapalım. Nasıl ki bir daha diyorum, çok güvenli bir şekilde gelip çayınızı içiyorsunuz, sobanın etrafında ısınıyorsunuz. Aynı bu muhabbet ortamı tüm Türkiye'de olsun istiyor. Derdimiz o. Elimizden geldiği kadar da görüyorsunuz terörle ilgili konuda hassasiyetimizi, azmimizi herkes görüyor diye düşünüyorum. Tabii Türkiye çok farklı bir zamandan geçiyor. Suriye'yi, Rusya'yı, Amerika'yı, İngiltere'yi herkes takip ettiğini düşünüyorum. Türkiye'de ve dünyada zaman zaman kırılmalı olur. Şu an dünyada bir kırılma yaşanıyor. Nasıl 100 sene önce bir dünya savaşı yaşanmış, şu an adı konmayan bir dünya savaşı da Suriye'de yaşanıyor. Şimdi bazen de diyorlar ne işiniz var orada falan diyorlar ama arkadaşlar Çin orada. Çin diyorum ya dünyanın gücü yani. İran orada. Sen bakalım. İran orada. Amerika zaten orada. Almanya, İngiltere, Hollanda hepsi orada biliyorsunuz. Yani adı konmayan bildiğimiz savaş var. Savaşın da temelinde, sebebinde petrol kavgası var. Hiç kimse kendisini öyle mi böyle mi kandırmasın. Petrolün sahibi sen mi olacaksın, ben mi olacağım? Kavganın sebebi bu. PKK düne kadar tüm eylemleri kesmişti, biliyorsunuz. Ne oldu da tekrar başladı? Türkiye'nin zayıflaması, o masada petrol kuyularına tabiri caizse, Türkiye'nin olmaması en büyük dertleri. Siz kapatın tüm alıcılarınızı, Edirne-Kars sınırlarında durun, ses çıkar. Çanakkale Sosyal Güvenlik İl Müdürü Basri Tümsek, Çanakkale'nin gelişmekte olan bir il olduğunu belirterek 2016 Ocak dönemi verilerini basınla paylaştı. TÜMSEK, ilimiz bünyesinde sosyal güvenlik kapsamında bulunan kişi sayısı, aktif artı pasif artı GSS kapsamında tescil edilenler 495 bin kişi. Sosyal güvenlik kapsamında tescil edilenler hariç 457 bin 250 kişi olup, sosyal güvenlik kapsamının gelir testi yaptıranlar hariç toplam il nüfusuna oranı %89,34. Çanakkale bünyesinde 13.344 iş yeri mevcut olup bu rakam her geçen gün artmaktadır dedi. Sosyal güvenlik kapsamı dışında kalan kişi sayısı ise 16.790 kişi olduğunu söyleyen TÜMSEK, sosyal güvenlik kapsamında aktif çalışan sayısı emekli sandığı 4C, 24.225 Bağkur 4B, 28.965, SSK 4A, 83.327 olmak kaydıyla toplam 136.517 kişi. Sosyal güvenlik kapsamındaki aktif çalışanların toplam il nüfusuna oranı ise 26,67'dir. Sosyal güvenlik kapsamında aylık alan kişi sayısı ise emekli sandığında
4C 21.118, Bağkur 4B 36.648, SSK 4A 52.056 kişi olup toplamda 109.822 kişi. Sosyal güvenlik kapsamındaki emeklilerin toplam il nüfusuna oranı da 21,46'dır. Sosyal güvenlik kapsamında bakmaktan yükümlü tutulanların sayısı emekli sandığında 4C 51.563, Bağkur 4B 67.984, SSK 4A 91.363'tür. Toplama bakıldığında 210.911 kişi. Bu kapsamda bakmakta yükümlü tutulanlara oranı 41,21'dir. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun büyük bir alanı kapsadığına dikkat çeken TÜMSEK, genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenenler 22.280, genel sağlık sigortası primleri kendileri tarafından ödenenler 15.470 kişi olup toplamda 37.750 kişi. Çanakkale ili bünyesinde 5 ilçede sosyal güvenlik merkezi bulunmaktadır. 2016 yılının ilk aylarında da 6. Sosyal Güvenlik Merkezi Bayramiç ilçemizde açılacak diye konuştu. Umuda yolculuğun Ayvacık'taki merkezine gidiyoruz değerli seyircilerimiz. Son 2 yıl içinde Ayvacık'tan Midilli Adası'na kaçak yollardan geçenlerin sayısı 450 bin. Aynı şekilde Jandarma Sahil Güvenlik ve polisin kontrollerinde yakalayıp mülteci geri gönderim merkezine geri getirilenlerin sayısı 80 bin. Bu arada ölümlü yolculuğu göz önüne alıp botların batması, teknelerin alabora olması ve Yunan sahil güvenlik gemilerinin şişlere batırıp hayatlarını kaybedenlerin sayısı ise 2000 civarında. Yetkililerden aldığımız rakamlar bunlar. Son umuda yolculuk denemesinde hatırlanacağı gibi 145 kişiden 75'i sağ bulunanlar. Bunlar arasında bir Pakistan, bir Burma, 4 Afgan, 30 Irak ve 39 Suriye vatandaşı da bulunuyor. İşin üzücü tarafına gelirsek hayatını kaybeden mülteci sayısı 39 ve bunların hala 28'i kayıp. Peki bu insanlar buraya kadar nasıl gelebiliyor? Devamı haberimizde. Yetkililerden aldığımız bilgiye göre bu insanlar sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yaptıklarında pasaportlarının dışında Türkiye kendilerine iki belge daha veriyor. Bunlar bir vize, iki Türkiye içinde serbest dolaşım belgesi. Bu belgeler üzerlerinde olduğu zaman Türkiye'de hiçbir güvenlik ekibi kendilerini durduramıyor. Bu belgelerde eksik olanlar ise sözünü ettiğimiz Ayvacık'taki mülteci geri gönderme merkezine getiriliyorlar. 80 kişi kapasiteli olan bu merkez gün gelmiş 1200 kişiyi ağırlamış ve şu an halen orada kazadan kurtulanlarla beraber 125 kişi bulunuyor. Pasaportları ve diğer kontrolleri yapıldıktan sonra ülkelerine geri gönderilmek üzere sınır dışı işlemleri yapılıyor. Ayvacık'ta 39 göçmenin hayatını kaybettiği olayda yasa dışı geçiş organize ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollardan Midilli Adası'na gitmek için dün denize açılan yabancı uyrukları taşıyan teknenin batması sonucu 39 kişi hayatını kaybederken 75 kişi kurtarılmıştı. Olayın ardından ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince yakalanan 3 insan kaçakçısı işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadelerin alınmasının ardından mahkemeye çıkarılan 3 şüpheli tutuklandı. Çanakkale'de yasa dışı geçiş operasyonları devam ederken bugün de 315 yabancı uyruklu yakalandı değerli izleyicilerimiz. Alınan bilgiye göre Ayvacık ve Behramkale Jandarma Komutanlıklarına bağlı ekipler Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek üzere ilçe sahiline ulaşmaya çalışan yabancı uyruklara yönelik operasyon düzenledi. Durdurdukları 4 minibüste Suriye, Afganistan ve Irak uyruklu 315 kişiyi yakalayan ekipler, kaçışı organize ettiği öne sürülen 6 şüpheli gözaltına aldı. Ekipler söz konusu minibüslere de el koydu. Bölgede yasa dışı giriş girişimlerine ilişkin operasyonlar sürüyor.
Neşir oluyor lan. Kaç tane kaçın? Ve değerli izleyicilerimiz, hastane morglarında yer kalmadı. Ayvacık'tan Yunanistan'ın Midil Adası'na gitmek isterken Ege'nin soğuk sularında boğulan mültecilerin cesetleri Bursa'daki hastanelerin morglarında bekletiliyor. Geçtiğimiz cuma Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoğlu, Karamenderes Çayı Dere Islah Projesi yapım işi için Ulusoy Biga ilçesini ziyaret etti. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nde ziyarette bulundu. Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, Biga Orman İşletme Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Orman İşletme Müdürü İhsan Tunç tarafından karşılanan Ulusoy, burada işletmenin çalışmaları hakkında bilgi aldı. Refik Ulusoy, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'nün Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Çanakkale, Kalkım, Keşan ve Yenice Orman İşletme Müdürlüklerini kapsayacak şekilde kurulduğunu söyledi. Çanakkale'ye hizmet etmek için geldiklerini ifade eden Ulusoy, ekip olarak insana saygı ve işine saygı çerçevesinde çalışacağız. Biz bir aileyiz, çalışmalarınızda adaletli olduğunuz takdirde daha işler yapılacaktır. Biz her zaman yanınızdayız, diye konuştu. Bayramiç'te Karamenderes Çayı'nın ıslah çalışmaları başladı. Karamenderes Çayı Dere Islah Projesi yapım işi için beton santralleri kurulmaya başlandı. Çalışmaları yakından takip eden Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Aslan, şantiyede incelemelerde bulundu. Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren Bayramiç Belediye Başkanı Saadettin Aslan, projenin tamamı 4100 metre olup Menderes Köprüsü'nden Bayramiç Barajı'na doğru ve Ezine ilçesi istikametine doğru ıslah çalışması yapılacak. İlk etabı 2016 Ekim ayında bitirilecek. Yürüyüş parkurları ve sosyal tesis alanları oluşturularak ilçemiz yeni bir çehreye kavuşmuş olacak, dedi. Keloğlan ve Sevimli Dev yoğun ilgi gördü. Lapseki'de belediye düğün salonunda sergilenen Keloğlan ve Sevimli Dev oyunu izleyicilerden, özellikle de küçük izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde belediye düğün salonunda sergilenen Keloğlan ve Sevimli Dev oyunu yoğun ilgi gördü. Tevfik İncioğlu Tiyatrosu Keloğlan ve Sevimli Dev adlı oyunu izlemek için yüzlerce çocuk bir araya geldi. İki seans olmak üzere saat 13.30 ve 16.30'da sahne alan oyuna özellikle küçük yaş grubu çocuklar büyük ilgi gösterdiler. Çanakkale Boğazı'nda pazar günü yoğun sis nedeniyle gece yarısından itibaren 7.30 çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sisin etkisini kaybetmesiyle geçişler devam etti. Çanakkale Boğazı'nda gece yarısından itibaren etkili olan yoğun sis, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğaz'da gece yarısından itibaren etkisini arttıran sis, görüş uzaklığının sıfıra düşmesine neden oldu. Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, geçiş yapacak gemileri telsizle uyararak Boğaz'ı çift yönlü transit gemi geçişlerine kapattı. Boğaz hattındaki feribot seferlerinin ise normal olarak devam ettiği bildirildi. Çanakkale Boğazı'ndan Cezayir Bandıralı Bakir Şiayni doğalgaz tankeri Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Çanakkale Boğazı'na bugün saat 12 sıralarında giriş yapan Cezayir Bandıralı Bakir Şiayni adlı doğalgaz tankeri saat 13 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Cezayir Arzev Limanı'ndan yüklediği 55.112 metrik ton sıvılaştırılmış doğalgazı Marmara Ereğlisi'ne götürmek üzere yol alan 281 metre uzunluğundaki 80.654 gros tonluk tankere güvenlik amacıyla Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı Kurtarma 9 ve Kurtarma 5 romakörler eşlik etti. Tankerin geçişi sırasında Çanakkale Boğazı tek yönlü olarak transit gemi girişlerine kapatıldı. Doğalgaz tankerinin Marmara Denizi'ne çıkış yapmasının ardından deniz trafiğinin normale döneceği bildirildi.
Çanakkale Boğazı'ndan peş peşe geçiş yapan Rus donanmasına ait 151 Borza numaralı Azov ile 127 Borza numaralı Minsk isimli savaş gemileri Marmara Denizi'ne doğru gitmek üzere yol aldı. Rus donanmasının Karadeniz filosuna bağlı 151 Borza numaralı Azov ile 127 Borza numaralı Minsk isimli savaş gemileri bugün saat 15.30'da Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Savaş gemileri saat 16.30 sıralarında Kilitbahir önlerine ulaştı. Kilitbahir köyünde dağda bulunan dur yolcu yazısının önünden geçen her iki gemi de saat 16.45'te Boğaz'da manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndükten sonra Marmara Denizi'ne doğru yol aldı. Sahil güvenlik ekiplerinin botlarla eşlik ettiği Rus savaş gemilerinin gideceği liman hakkında ise bilgi verilmedi. Çanakkale'de trafik denetimleri aralıksız devam ediyor. Yapılan denetimlerde ise 447 sürücüye 145.251 lira ceza kesildi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada trafik ekiplerinin şehir içi ve şehirler arası yollarda yaptıkları denetimlerde 2429 araç kontrol edildi. Hatalı görülen 447 sürücüye 145.251 lira ceza kesildi. Alkollü olarak araç kullandıkları belirlenen 5 sürücünün sürücü belgesi geri alındı. Yapılan denetimlerde trafiğe çıkma yeterliliği taşımadığı tespit edilen 28 araç ise trafikten men edildi. 2016'nın ilk şampiyonluğu Emine Göğebakan'dan. Değerli seyircilerimiz, Türkiye Tekvando Federasyonu'nun 2016 yılı faaliyet programında yer alan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'nda Çanakkale'li sporcu Emine Göğebakan Türkiye şampiyonu oldu. Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonası'na Türkiye'nin değişik bölgelerinden 70 ilden 1820 sporcu katıldı. Çanakkale Tekvando İl Temsilcisi Hasan Altınışık, şampiyonaya yoğun ilgi ve katılım vardı. Kulüpler ve şampiyonaya katılan sporcular, bu şampiyonaya çok iyi hazırlanıp tatemiye çıktılar. Bu dev şampiyona bizim için ve tüm iller için çok önem arz etmekteydi. Çünkü burada şampiyon olan sporcular, Almanya'da yapılacak olan Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na ve Antalya'da yapılacak olan Turkish Open Uluslararası Tekvando Şampiyonası'na katılma hakkını kazanmış olacaktı. Yapılan bu önemli organizasyona günde çift antrenman yaparak çok iyi hazırlandık ve çok çalıştık. Bunun karşılığında Emine Göğebakan Türkiye şampiyonu olarak uluslararası şampiyonalara katılma hakkını kazanmış oldu, dedi. Şampiyonaya 3 sporcu ile katıldıklarını söyleyen Altun Işık, şampiyonaya Çanakkale Tekvandosu olarak 3 sporcu ile katıldık. Şampiyonada favori olarak gösterilen bizdik ve 2 maçımızı nakavt ile almak kaydıyla 7 maç alan, 42 kiloda yarışan Anafartalar Spor Kulübü sporcumuz Emine Göğebakan Türkiye şampiyonu olmayı başardı. Sporcum Emine, 2014 yılında Azerbaycan'da yapılan Yıldızlar Türkiye Tekvando Şampiyonası'na dünya üçüncüsü olup Çanakkale'nin spor tarihinde bir ilki yaşatmıştı. Sporcumuz bu yıl bir üst kategori olan gençlerde şampiyon oldu. Gençler kategorisinde şampiyon olmak gerçekten zor ama sporcumuz zoru başararak Almanya'ya gitme vizesini almış oldu. Ben sporcumu bu başarılardan dolayı kutluyor, daha büyük başarılara imza atacağı inancındayım, dedi. Emine Göğebakan, Almanya ve Türkiye'de yapılacak olan uluslararası şampiyon olarak katılma hakkını kazanmış oldu. Tarih ve medeniyetin fışkırdığı Ayvacık ilçesinden son yıllarda ülkelerinden kaçıp Avrupa'ya giderek daha iyi bir yaşam sürme arayışları ne yazık ki bebek, çocuk, genç, ihtiyar hatta hamile kadınların ölümleriyle sonuçlanıyor. Gerek Ayvacık'ın genel halkı ve yerel yönetimde öz sahibi olan yetkililer Ayvacık'ın bu tip ölümlerle anılmasından son derece rahatsızlar. Boğaziçi olarak Ayvacık ve mülteci ölümleri hakkında detaylı bilgiler almak amacıyla Ayvacık Belediye Başkanı Sayın Mehmet Ünal Şahin ile röportaj yaptık değerli izleyicilerimiz. Röportajı hemen haberlerimizin ardından izleyebileceksiniz ve haberlerimiz bugünlük bu kadar. Yarın akşam aynı saatte ana haber bülteninde tekrar görüşmek ümidiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz. İyi günler değerli seyirciler. Çanakkale Boğaz TV Haber, ben Ahmet Gülenç. Dün özel bir prodüksiyon çalışması için Ayvacık'a geldiğimizde sabah saatlerinde Ayvacık'ın belediye başkanı Sayın Mehmet Ünal Şahin
Acil ve telaşlı arkadaşlar, iyi ki geldiniz. Üzücü bir haber var. Şu anda kıyılarımıza en az 20 tane, o saat için 20 tane mültecinin batan tekneden cesetlerinin vurduğunu ve kıyıya çıkartıldığını söyledi. Kendisiyle birlikte alelacele olay yerine ilk intikal biz ettik ve gördüğünüz manzara karşısında gerçekten tüylerimiz diken diken oldu. Kelimelere sığmayacak derecede, kelimelerle anlatılamayacak derecede acı veren tablolardı. Küçük bir bebek, hamile bir kadın, genç bir kız, yine 7-8 yaşlarında iki tane genç çocuk, yaşları yine 30 yaşlarında iki tane erkek. Ve sonra başkanımla birlikte o kendi belediyenin morg aracını, tıbbi atık aracını intikal ettirdi. Ve görüntülerimizi zaten biz çektik, sizlere dün akşam haber bültenimizle izlettik. Şimdi ben başkana döneceğim. Ayvacık'ın tarihle buluştuğu bir yerde, turizmle buluştuğu bir yerde bu acılar neden yaşanıyor sorusuyla başlayalım. Yani kesinlikle böyle değil, iyi şeyler değil bunlar ama maalesef yaşıyoruz ve içindeyiz yani bu konunun. Geçiştirmek olmuyor. Çünkü paylaşmaya kalktığımızda bu acıları, bu dramı, bu küçük çocuk ölümlerini, büyükleri de tabii önemli ama küçük çocukları yanlarında götürmeleri bence çok iyi bir şey değil, yanlış. Çünkü onlar düşünemiyorlar, ana baba şans ellerinden tutup bu umut yolculuğu dedikleri bu ölüm yolculuğuna sürüklüyorlar dün insanları. Dün gördüğünüz o evet. Bebek galiba şu ana kadar kıyıya vuran en ufak, aylandan sonraki en ufak küçük yaşlık çocuktu galiba. Ya bu arada tabii başkaları da vurdu. Biz çünkü ara ara bunları Ayvacık mezarlığına defnediyoruz. Kundak'taki bebekler var. Bu da onlardan biri diyeyim. Ama gördünüz annesi onun emziğini boynuna makas şeyiyle kapatmış. Emziği ağzındaydı. Çok kötü bir görüntüydü bu. Bunların devam etmemesi lazım ama maalesef daha da kesilmedi. Neden önüne geçilemiyor? Gerek sağ güvenlik, jandarma, emniyet. Neden önüne geçilemiyor? Şimdi ben bunları kendilerine sordum. Çünkü biz birebir görüşebiliyoruz. Kamp da burada biliyorsunuz. Şunu söylüyorlar. Gelişmiş ülkelerin hepsi bize bomba atıyor. Yani durulmaz orada. Zaten öleceğiz. Öyle öleceğimizi şans bir deneyelim. Hani böyle kurtulan da oluyor, ölen de oluyor. Gene yakalanıp gidip gelenler var. Yani ölümüne bunlar gidiyorlar. Buralarda durmuyorlar ve durmayacaklar. Hiç yakalanmadan karşı tarafa kaç kişi geçmiştir tahminen? Ha, Midilli kaynaklarına göre 450 bin kişiden bahsediliyor. Ege'nin değişik yerlerinden az bir rakam değil. Çanakkale nüfusunun demek ki hemen hemen 5 katına, 5 katına yakın bir insan grubu bu bölgelerden geçti. 70 binin üzerinde de yakalanarak jandarmamızın, polisin yakalayıp geri yolladığı insanlar var. Düşünün Ayvacık'ta böyle bir hareket ve sirkülasyon var. Bir de kendi köylerimiz var. Kendi yerel insanlarımız var. Mevcut imkanlarımız da bizim. Ayvacık'ın kendine göre imkanlar. Bunu bize kendimize yetmiyor. Ama maalesef yani bir güç ki biz bunu kaldırıyoruz. Tabii bu devletimizin de bize sağladığı kaynaklar ve destek ile bunların üstesinden gelmeye çalışıyoruz. En kötüsü moral bozucu olayların yaşanması. Bu insanları günlük yaşamından, yaşam biçiminden alıkoyuyor, sıkıntıya sokuyor. Üzülerek söylüyorum bunu, sırf Türk halkı değil ama Avrupa insanı da bu görüntüleri görmek istemiyor, duymak istemiyor ama kaçmakla da çözüm olmuyor. Yani el birlik buna dünya halkları olarak el atmamız lazım. Bu ülkelerdeki bu karmaşanın bitmesi lazım. Yoksa daha yıllarca devam edebilir. Size intikal eden kıyıya vurmuş cesedi ya da denizden çıkarılan kaç kişi var şu ana kadar? Şöyle yüzün üstündedir ama en yakın bölgemize Bursa var, Adli Tıp Kurumu. Savcılarımız oraya yönlendiriyor. Orada DNA örnekleri alınıyor. Ama giden tabii bu tarafa pek gelmiyor artık. Orada gömülüyor. Ama burada daha çok kadın ve çocukları biz gömüyoruz. Ayvacık mezarlığında işte şu olaydan bir hafta evvel gerek ben 3 çocuk bir de anneanne defnettik, gömdük. İnanın aileleri buradaysa onlarla konuşuyorum. Olabilir biz açıkız. Kendilerine soruyorum. Hristiyan da olur, Müslüman da olur. Hristiyansa
Çanakkale'den, Edremit'ten, değişik yerlerden biz onların ibadetlerini yerine getirecek din adamı bulacağız. Ama genelde Müslüman oldukları için bizim cami cemaatimiz de namazlarına katılır. İmamlarımız gelir. Bunları gasilhanemizde dini esaslarımız üzere yıkatıp kefenlendiriyoruz. Namazlarını kırıp ondan sonra da gömüyoruz. Bir şey daha yapıyorum ben. Kimliklerini tam almaya çalışıyorum. Ve isimlerini artık o mezar taşlarına yazdırıyoruz. Fakat çok ülke çeşitliliği olmaya başladı. Yani Suriye'nin dışında Afganistan var. Tabii yani Filistin var. Evet. Afgan, Suriye. Iraklı var mı? Iraklı yok. Iraklılar genelde Bursa'ya gitti. Ama daha evvelki yıllarda da Somali, Moritanya çok daha ağırlıklıydı. Tabii o kesim kesilmedi. Onlar da devam ediyor ama şu anda Afgan ve Suriye çok ağırlıklı. Evet. Yanılmıyorsam Ayıl Hoca'nın üst bölümlerinde 400 kişilik bir barınma evi yapılıyor. Evet. Mülteciler için. Evet. Keşke böyle bir barınma evine ihtiyaç duyulmasaydı diyeceğim. Şimdi o bence bir barınma evinden ziyade geri gönderme merkezi olarak yapılıyor İçişleri Bakanlığı. Şöyle ki burası bir göç yolu. Ben hep onu ifade ediyorum. Hani 2004'ten beri belediye kavramında yöneticilik yaptım müddetçe de bunu söyledim. Burada göçler yaşanmış. Orta Asya, Kafkaslardan buralara gelinmiş ve adaları gitme, atlama yolu olarak görmüşler ve bu yolu takip etmişler. Şimdi yani 21. yüzyılda da aynı yol takip ediliyor. Bu bitmeyecek. Bu tezimiz bizim tabii kabul gördü. Biz imar planlarımıza 2007'de bunları işlemeye çalıştık. Geri gönderme merkezlerini. Kabul gördü ve inşaatına başlandı. 400 kişilik bir merkez yapılıyor ama bu bir kamp değil. Burada toplananlar hangi ülkelerde kontenjan tanındıysa oralara yollanılacak. Ha, Türkiye'de kalması gerekiyorsa da Türkiye'deki diğer kamplara buradan gidecek. Burada bu trajediye en yakın tanık olan siz yerel bir yöneticisiniz. Evet. Bunun son bulması için ne yapılmalı? Bence dünya barışının sağlanması lazım. O nasıl olur bilmiyorum. İki, refahın sağlanması lazım. Ekonomilerin mutlaka güçlendirilmesi lazım. Madem bu parayı bu ülkeler basıyorsa, yani bu insana yetecek parayı da sağlaması lazım. Ona göre iş sağlaması lazım. Birbirinin toprağında gözünün olmaması lazım. Ya ne işiniz var Suriye'de, Irak'ta? Ne yapılıyor orada? Bütün devletler orada baktığımızda. Şimdi bu insanları dinlediğim zaman, yani neden duralım ki orada diyorlar. Bir yerin tapu maliyeti olmazsa, tapu karnesi olmazsa, ben 40 yıl çalışacağım, bir ev alacağım, bir tapu alacağım, içinde oturacağım. Ondan sonra bunu koruyan bir devlet olmazsa orada durmazlar. İşte göçüyorlar. Kendileri için değil. Göçenler çocukları için göçüyor artık. Kurtarabilirsek hiç olmazsa onlar daha iyi bir hayat yaşasınlar diye göçüyorlar. Bunu önlemek çok zor. Sizin bölgenizde jandarma, sağlık, güvenlik ne yapmalı son halde? Ya onlar gereken görevlerini yapıyorlar zaten. Fazlasıyla yapıyorlar. Demin ben yerel yönetim olarak şunu söyledim. Biz kendi nüfusumuza göre dizayn edilmişik. 8500, 70 bin kişi buradan dönüyor. 450 bin kişi karşıya geçiyor değişik şekiller. Biz buna göre dizayn edilmedik. Jandarma Ayvacın jandarması. Polis Ayvacın nüfusuna göre polis. Ama bunlara tabii ki takviye yapılmıyor değil. Bütün hududu 80 kilometreyi asker ve polis dizdik. Geçmeyin dedik. Ne olacak? Böyle mi gidecek bu iş? Bence daha başka alternatifler bulmak durumundayız. Ben askeri ve polisiye tedbirleri tedbir olarak görmüyorum. Onlar hukukun işleyişini sağlayan kurumlardır. Yasalara karşı gelenler için vardır. Ama bu tür göçler bence illa polisiye ve jandarma gücüyle çözülmemeli. Ayvacık kültürlerin buluştuğu yer olarak biz nitelendiriyoruz. Zira bakın Babakale'den tutun ki 26 derece boylamında bu Anadolu'nun en batısı. Babakale, Babakale Balıkçı Barınağı'nın bulunduğu nokta Anadolu'nun en batısı. Ege,
Kuzey Ege, Körfez'e doğru giriyoruz. Bir beldemiz var, Küçükkuyu. Bu alan içinde 80 kilometre kıyı kenar çizgisine sahip, kıyı kenarına sahip bir Ayvacık. Kaz Dağları'nın eteklerinde. Buz gibi suları olan. Ve biz o suları barajlarla taşlandırdık. Bir içme suyu barajı, bir tarım amaçlı baraj, birisi Kuzey Ege Barajı, Ayvacık Barajı, diğeri de Akçim Barajı. Buradan 50 kilometre Tuzla Ovası'na kadar, Çanakkale Boğazı'na o girişte su veriyoruz. Gemedere Çayı Kaz Dağları'ndan gelip gene Kuzey Ege'de denize dökülüyor. Bu etrafındaki pislikleri temizledik, arıtma tesislerini kurduk. İmarı kontrol altına aldık. Birinci kadastromuzu bitirdik. Şu anda kent mimarisine girdik. Olabildiğince talan etmeden programlı, planlı yeni yerleşim yerlerini açarak bunları sosyal donatılarla tamamlayarak